Çavuş, köyümüzde Rumlarla beraber birlikte yaşarken, tabii ki Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşlarından sonra hem askeri gücümüz azaldı, hem de vatandaşın imkan sınırları sınırlandığı zaman da Rumlar bu sefer baskı yapmaya başladı köyümüz halkına. Birlikte yaşarken bu sefer de bazı işte Fatma Çavuş'un büyüklerimizden anlatıldığına göre bir çeşmenin başında Rumların bir gelinimize saldırması sonucu oradaki vatandaşa, beraber yaşadıkları Rum vatandaşa karşı koyması ve o gelini kurtarması ve köyümüzde Rum çetelerinin baskın yaptığı sıralarında Fatma Çavuş'un da köyümüzdeki gençleri, zaten büyükler, yaşlılar, çok Kurtuluş Savaşı'nda buradan 125 tane asker giriyor ve hiçbir tanesi geri görmüyor. Bir tanesi, bir iki tanesi haricinde. Ve Rum çete savaşları yaptığı zaman da işte köyümüzdeki Fatma Çavuş önderliğinde, Muhtar Musa önderliğinde ve Kani'nin veli diyorlar, şu camimizi yaptıran Avni Asıl amcanın babası, çocuk yaşlarda bir karşı koymak için, taarruza geçmek için hendekler kazılıyor ve mevzilere yatıyorlar. Onlar da Rumcayı iyi yine bildikleri için Rum çete reisine Rumca cevap veriyor ve gel bu tarafa, gel bu tarafa diyerekten o esnada Rum çetesini Kani Veli Asal olan kişiyi vuruyor, Rum çetesini. Fatma Çavuş'un zamanında Atatürk meclise çağırmış ama buradaki imkanlar vesilesiyle gidememiş. Ona da o Çavuş rütbesini, ünvanını Atatürk vermiştir ona da. Fatma Çavuş'u ben tanıyorum. 1963 yılında öldü, ben askere gittiğim sene. Fatma Çavuş erkek gibi bir adamdı. Şeyleri giyerdi, ne diyorlar onlara, sapıkları giyerdi. Sigara elinde, çakmak bir tarafında, ne bileyim, kahvenin önüne gelirdi, erkeklerin için otururdu, erkek gibi, zaten erkek gibiydi. Öyle bir dirayetli bir kadındı yani. Fatma Çavuş gibi Fatma Çavuş'tu yani. Zamanında çok Rumlarla beraber savaşmış, pusuda yatmış, silahı ateş almış böyle, su dökmüş silahına. Köyde erkek kalmamış ki, hep kadın. Kalan erkekler zaten yaşlı, bütün askere gitmişler zaten. Savaşmaya gitmiş vatandaş. Köyü beklemişler.